arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülcan. Bugün sizlere kitap alışverişiyle geldim. O yüzden kitaplarımı göstermek istiyorum. Bundan önce de söylemek istediğim, eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Özellikle de beni tanıyın videosu kanalımda mevcut. Oradan da izleyerek de beni tanıyabilirsiniz. Hemen videoma geçiyorum. Kitaplarımı göstereyim sizlere. İlk kitabım Ahmet Mithat Efendi'den Çingene adlı eseri. Şöyle kitabın kapağına gerçekten aşık oldum. Çok güzel bir kitap. Genç bir Beyzade'nin de bir çingeneye aşık olmasını konu ediniyormuş. Sadece bilgim yok kitaplar konusunda. Ama ben de sizler gibi şöyle arkasını okuyup bilgi edineceğim. Kitabın kapağı, her şey çok güzel. Zaten İş Bankası'nın yayınladığı bütün kitaplar özenle seçilerek hazırlanmış kitaplar olduğunu düşünüyorum. Çünkü kitap kapağından eserlere kadar her şeyi düşünerek yapıyorlar. Çok güzel eserler seçiyorlar. O yüzden bu yılda ben Türk Edebiyatı'na önem vereceğim için de bütün bu klasik kitapların hepsini toplamayı düşünüyorum. Zaten bayağı bir kitap okudum ve kanalımda da mevcut videolar, güzel kitaplar var bunların içerisinde. Ve en son çıkan kitaplar arasında Refet'i yazan Fatma Ali vardı. Yeni bir kitabı çıkmış, onu da çok merak ediyorum. Hani çıksın diye çok bekliyordum. Refet kitabı mükemmel bir kitap. O yüzden onu da tavsiye edeyim buradan hemen. İkinci kitabıma geçiyorum. Ahmet Mithat Efendi'den yine Dolaptan Temaşa adlı eser. Şöyle, bu da çok güzel duruyor. Kitapta da İstanbul'un mahallelerinden falan, insanlarından, o tarz adetlerinden bahseden bir kitapmış. Öyle çok kısa kitaplar. Bunlar çok kısa kitaplar. Hemen alıp okuyabileceğiniz ve çok uygun fiyatlı kitaplar. Sonra benim bu Türk Edebiyatı klasiklerinden size önerebileceğim kitaplar videosu hazırlamamı isterseniz de aşağıya yorum bırakın. Ona göre bir video da hazırlayabilirim. Çok fazla kitap satın almak istiyorum. Zaten sepetime ekledim. Zaten kaç tane kitap var? 25 falan vardı galiba. Şimdi 2 tane daha çıkmış. Yani bir 30'a doğru gidiyor Türk Edebiyatı klasikleri. İsterseniz onları da sizlere öneri paylaşacağım. Böyle bir video istiyorsanız aşağıya mesaj atmayı unutmayın. Bu kitap da bu şekildeydi. Bir diğer aldığım kitap da Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gul Yabani kitabı. Bu kitabı da çok merak ediyorum. Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan iki tane kitap bitirdim zaten. Mürebbiye ve Efsuncu Baba adlı eserini bitirdim. İkisini de beğendim. O yüzden Gul Yabani benim çok dikkatimi çekiyordu bu kitap. Çünkü bayağı bir daha öncesinde bir film izlemiştik. Yani Kemal Sunal'ın filmi falan. Süt Kardeşler miydi? Orada Gul Yabani çıkıyordu falan. Aklıma direkt o geldi. Çok merak ettim ne anlatıyor falan diye. İçeriğini tam olarak bilmediğim için direkt aklıma o gelmişti bu dış kapaktan. Çok güzel de kapağı var gerçekten. Çok merak ediyorum bu kitabı. Konusuna şöyle bir göz atayım ne diyormuş. Bir tane karakterimiz varmış. Bu karakterimiz bir köşke gidiyormuş. O köşkte evin hanımı ve herkesin delirdiğini falan düşünülen bir Gul Yabani karakteri ortaya çıkıyormuş. Bu Gul Yabani de herkese iyi saatler olsun'a sürüklüyormuş. Bunların arkasına geçtiğiniz zaman da siz de onlardan biri oluyormuşsunuz gibi bir kitapmış. Gerçekten biraz doğaüstü yanlarını yansıtan bir kitap olmuş. İlginç ya, böyle Türk edebiyatından bu tarz şeyler okuma hoşuma gidiyor aslında. Çok iyi. Bunu okumayı hemen düşünüyorum ya. Çok güzel bir içeriği var çünkü. Bir diğer kitabım Şinasi Şair Evlenmesi adlı eseri. Bu kitap da çok ince. Çok çok kısa kitaplar. Bunu gösterdiğim kitaplar çok kısa. Gul Yabani haricinde. O birazcık kalınlığı var. Şair Evlenmesi kitabı Türk Edebiyatı'nın ilk tiyatro yapıtıymış. O yüzden çok değerli bir eser bence. Ben de daha önce böyle Anton Çehov'dan sürekli tiyatro metinleri falan okuduğum için, hani Van Yadayı falan gibi, Vişne Bahçesi gibi kitapları okumuştum. Bir Türk'ten okuyabileceğim ilk böyle tiyatro metni olacak. O yüzden merak ediyorum nasıl yazmışlar falan. Biraz da böyle çok eski dili olacağı için farklı bir yapı olacak benim için. Bakalım, çok kısa bir şey, o yüzden inşallah çok çok severim. Bir diğer kitap da benim modern klasiklerden aldım. Kızıl Kahkaha. Yani şu kapakların mükemmelliği beni alıp götürüyor gerçekten. Çok güzel kitapların kapakları. Yani sırf bunlar için bile kitabı alırsınız. Rus-Japon Savaşı ile ilgili bir kitapmış. Rusya'nın orada ağır bir yenilgiyle çıkmasından dolayı o savaşın etkilerinden bahsediyormuş. Zaten içerik olarak savaş olması ve o etkilerinden bahsetmesi zaten bizi yaralayacak bir şey olduğu için çok güzel şeyler yazdığına eminim. Ve son kitabımda Jerzy adında bir yazarımız Boyalı Kuş adlı kitabı. Bu kitabı da neden seçtiğimi söyleyeyim.
Bu ayki okuma kitabımız bu olduğu için seçtim. Bir okuma grubumuz var. Bu ayda bu kitabı okuyalım dendi. Kitapta yine savaştan bahsediliyor ama çocuklar üzerinden bahsedilen bir kitap diye biliyorum. İkinci Dünya Savaşı sırasında ailesi tarafından güvenliği için uzak bir köye gönderilen bir çocuğun oradan oraya savruluşunu ve daha sonra da sinirlerinin hırpalanması, vahşetin, masumiyetle sevginin yakınlığını irdeleyen bir şaheser olmasıymış kitap. Bu savaşla ilgili bir kitap işte dediğimiz gibi. Güzel bir kitaba benziyor. Çok merak ediyorum. Yazarın da ilk ve en çok ünlü eseriymiş. Çok merak ediyorum. İçeriğini okuduktan sonra çok daha detaylı bir şekilde konuşabilirim. Bu kitabın çok anlamlı bir kitap olduğunu düşündüğüm için de zaten daha sonra videosunu çekeceğim. Muhtemelen beni çok etkileyecek bir kitap olacak diye düşünüyorum. İşte dediğim gibi benim aldığım kitaplar bu yöndeydi. Ben de sepetime çok fazla sayıda Türk Edebiyatı klasikleri ekledim. Sadece bu kitapları okuyorum bu aralar. Çünkü geçen sene çok fazla bu tarz kitapları okumadığımı fark ettim. Hep böyle çok çerezlik kitaplar okuduğumu fark ettim. O yüzden bir aydınlanma yaşadım. Bu kitaplara daha çok yer vermeye karar verdim. O yüzden bunları da aldım. Benim kitaplarım bunlardı. Sizler de umarım bu kitaplardan edinip okuyup beğenirsiniz. Türk İş Bankası Kültür Yayınları o kadar uygun fiyatlı ki yani mutlaka alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Yani bu kitaplara gidip de 11 lira veriyorsunuz ve internet üzerinden 5-6 liraya kitap alıyorsunuz. Düşünün yani. Ben şu an 10-15 tane kitap sepetime ekledim. 15 falandı galiba. Yani 150 lira falan tutuyor. 15 tane kitap sizin edebiyat klasiklerinden 15 tane değerli isim. Onları okuyorsunuz ve çok iyi kitaplar. Yani mükemmel kitaplar bunlar ama gerçekten çok uygun fiyatlı kitaplar oluyor. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Kaçırmayın derim. Bunları yavaş yavaş biriktirin siz de. Benim videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi YouTube kanalıma abone olmak isterseniz de alt köşede bir abone ol tuşu var. Oraya basmayı da unutmayın. Hoşça kalın diyorum. Kitapla kalın.